30 Mayıs tarihinde başlayan Aydın Tenis Kulübü geleneksel bahar turnuvası oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Aydın Tenis Kulübü kortlarında oynanan maçlar tek bayanlar, tek erkekler, teşvik bayanlar, teşvik erkekler ve çocuklarda 8, 9, 10, 12, 14 yaş kategorilerinden oluştu. 17 gün boyunca toplam 8 kategoride 93 yetişkin ve 67 çocuktan oluşan 160 katılımcıyla 292 maç oynandı. Turnuva boyunca oynanan müsabakalar ve final maçları yoğun ilgiyle takip edildi. Aydın Tenis Kulübü Başkanı Osman Nuri Aydın, finale gelinceye kadar maçların yoğun tempoda ve son derece çekişmeli geçtiğini belirterek her yeni turnuvada katılımın arttığını söyledi. Aydın, amaçlarının Aydın'da milli takıma sporcular kazandırmak olduğunu ifade etti. Evet, sizin de söylediğiniz gibi Aydın'da tenis sporu son yıllarda oldukça kademe yol kat etti ve bu yılda ilk defa turnuva yaptık. Bu geleneksel Türkiye Tenis Federasyonu'nun yaptığı turnuvadan başka olarak bizim ilimizde turnuva yapmaktayız. Bu ilk turnuvamız ve 93 yetişkin, 67 çocuk olmak üzere toplamda 160 katılımcı ile 292 maç oldu. Bugün finallerle arkada gördüğünüz gibi zevkli, gerçekten zevkli yetişkin erkekler finaliyle devam ediyor. Yan taraflarda bir kortta yetişkin bayanlar, bir kortta yeni başlayan teşvik turnuvaları diye tabir ettiğimiz turnuva yapılmakta. 8 yaş ile 66 yaş arasında olan 160 katılımcı bu turnuvada yarıştı. Ve bu turnuvada 8-9 yaş, 10-12 yaş, 14 yaş ve yeni başlayan teşvik denilen bayan ve erkekler ve yetişkin dediğimiz, veteran dediğimiz bayan ve erkekler kategorilerinde yarışmalar yapıldı. Çok zevkli maçlar yapıldı. Yağmur her ne kadar engellediyse de, bu sene bildiğiniz gibi oldukça yağmur yağdı, engellediyse de bugün turnuvamızı bitiriyoruz. Turnuva ödül töreni çarşamba günü 18'de Forum Aydın da yapılacak ve devamında da saat 20'de de kulübümüzde köfte ekmek partisi şeklinde devam edecek. Katılan sporculara ve tüm tenis severlere ikramımız olacaktır. Bu turnuvayı da bitireceğiz. Gelecek turnuvalar için hazırlıklarımız başlayacak. Bir yıl içinde kaç turnuva yapıyorsunuz? Bir yıl içerisinde Aydın yerelinde yaptığımız genelde 4 turnuva oluyor. Forum Aydın, Belediye Başkanlığı, Valilik ve zaman zaman da ITV turnuvaları yaptık. Bazen 3, bazen 4 yapıyoruz. Ama Türkiye Tenis Federasyonu'na bağlı olarak da bu yıl en az 4 turnuva yapacağız. Birini yaptık, birini 30 Haziran'da yapacağız. Çocuk, bu Türkiye Tenis Federasyonu'nun puanlı turnuvaları 8-9-10 yaş yapacağız 30 Haziran'da. Geçmişte 12 yaş yaptık ve Eylül ortasına kadar 2 turnuva daha yapacağız. Kışa doğru da 1 veya 2 turnuva yapıp Tenis Federasyonu'nun bünyesinde 5 veya 6 turnuvada yapıp toplamda belki bu sene 10 turnuvayı bulacağız ki bu da çocukların ve yetişkinlerin tenis için gelişmesinde çok büyük katkı yapmaktadır. Turnuvalarda yarışmacılarla renklenmektedir. Baktığım zaman her sene turnuva sayısı, sporcu sayısı artıyor galiba, değil mi? Sporcu sayısı bu artış gözleniyor. Tabii ki bunda bizim hani yarışmacı sporcuların, çocukların fazlalığı ve yetişkinlerin de bu tenise olan, Aydın'da tenise olan ilginin artması paralelinde yarışmacılar da artıyor. Örneğin geçen sene belediye başkanlığı turnuvasına çok büyük bir katılım vardı. Her yıl turnuvalara katılım artıyor.
ve daha zevkli, eskiye göre daha zevkli, daha yarışmacı, kıran kırana denilen maçlar olmakta. O da tenis sporu için sevindirici, sevindirici. Aydın'dan bir milli takımımız böyle çıkabilir mi? Şimdi tabii bizim tüm uğraşımız ona, işte veteran dediğimiz yetişkinlerde milli takıma verdiğimiz oyuncumuz var. Herkesin malumu Sayın Doktor Kürşat Bensoy milli takıma gidiyor ama o artık veteran dediğimiz işte yaşlılar kategorisinde 50-55 yaş üstü. Bizim tabii tüm uğraşımız bizim çocuk dediğimiz yani gençler kategorisinde 8 yaş ile 14 yaş arasında 50 tane yarışmacı sporcumuz var. Tüm uğraşımız bunlardan birini veya birkaçını milli takıma gönderebilmek. Onun için de Aydın Esat Tanık Akademisi bizim tenis kulübü bünyesinde gerçekten çok büyük uğraş vermekte. Tüm hedefimiz o. İnşallah çok kısa sürede bunu başaracağız diye düşünmekteyiz. Turnuvanın sonunda tek bayanlarda Gülçin Özmen, tek erkeklerde Nazmi Mert Deniz, teşvik erkeklerde Nazmi Bulut, teşvik bayanlarda Ayşegül Karakaya şampiyonluğu kazandılar.